Efendim merhabalar, hoş geldin. Ne yaptık? Artık sürekliye geldik. Süreklilik konusunu işleyeceğiz ve akabinde ilgili kazanımı. Şimdi süreklilik deyince aklımıza ne gidecek? Adı üzerinde süreklilik, yani sürekli devam eden. Şimdi limit olabilmesi için sağdan ve soldan limitlerin eşit olması gerekiyordu, değil mi? Ve şimdi içinin boş olması önemli değil. Sağdan ve soldan geldiğin değerlerin görüntülerinden bahsediyorum. Bu değerler birbirine eşit olsa yeterli değil mi limit için? Ama örneğin ekranda ben göstereyim. Örneğin ben şöyle bir grafik çiziyorum. İçi boş. Öbür taraftan devam ediyorum. Evet. Sonuçta şuradaki noktaya sağdan da gelsem, soldan da gelsem, sağdan da gelsem aynı değer içerecek. Bu fonksiyon limiti olduğunu söyleriz bu noktada. Şimdi işte gelelim bunun sürekliliğine. Süreklilik derken şimdi elimizi kaldırmadan hareket edebiliyor muyuz? Hayır. Burada ne oldu? Burası boşaldı. Yani bu noktanın içi boş. O zaman geldik, buradan gittik. Giderken beraber içini boşalttık, atladık. Kopma var. Koptuk. İleriden devam ettik. O zaman bu noktada kopma noktası oldu. Dolayısıyla içi boş bir nokta oldu. İçi boş bir nokta olduğu zaman süreklilikten bahsedebilir miyiz? Süreklilikten bahsedemeyiz. Şu noktada örneğin şöyle bir limite bakalım. Şuradan aldım, devam edip gidiyordu örneğin. Aynı x değeri diye düşünelim şurayı. X1 diyelim. Sonuç itibariyle burada bir sıçrama var. Sıçramalarda limit zaten yok. Limit olmayan bir noktada zaten süreklilikten bahsedebilir miyiz? Hayır, süreye gelmiyor. Hiç arası boş, değil mi? Hem buralar boş hem de arası boş. Dolayısıyla süreklilik deyince aklımıza bir fonksiyonun grafiğini çizdiğimizde şöyle söyleyeyim, ekrana gireyim. Bir fonksiyonu sürekliden bahsederken kabaca grafiği elimizde alıp tutup çizdiğimizde hiç kaldırmadan devam edeceğiz. Kaldırdığımız noktalarda içi boş ya da sıçramaların olduğu yerlerde görüyorsak eğer bu noktalarda zaten süreklilikten bahsetmemiz mümkün değil. O zaman uzun lafın kısası bir fonksiyon herhangi bir noktada sürekliliğinden bahsetmek istiyorsak değerli arkadaşım A noktasındaki sürekliliğinden bahsetmek istiyorsak limit olacak. Yani limit derken sağdan ve soldan limit değeri olacak. Ve aynı zamanda o noktadaki limit değeri o noktadaki görüntüsüne eşit olacak fonksiyonun. Yani muhteşem bir şey diyoruz. Soldan limit, sağdan limit o noktadaki görüntü. 3 eşit olursa eşittir süreklilik. Süreklilikten bahsedebiliriz. Eğer koşullardan herhangi birisi sağlanmazsa fonksiyonu o noktada sürekli değildir. Yani süreksizdir diyebiliyoruz. Diyebiliyoruz değil, diyoruz. Şimdi gelelim FA'dan R'ye. FX A noktasındaki limiti FA. Hay hay. F fonksiyonun A noktasında süreklidir denir. Tamam. Limiti var ve limiti olduktan sonra o noktadaki görüntüsünün eşit oluyorsa bu noktada süreklidir şeklindeki ifade edebiliriz diyoruz. Anlaştık mı? Şimdi devam edelim. Bir fonksiyonun grafiğini kalemimizi hiç kaldırmadan çizebiliyorsak ki ben az önce bunu ifade ettim. Kalemimizi hiç kaldırmadan çizebiliyorsak yani grafikte atlamalar ya da kopmalar yoksa fonksiyon süreklidir. Örneğin buraya bakalım. Burada herhangi bir atlama, kopma, sıçrama yok, değil mi? İçi dolu. Bütün noktaların grafiği aldım, tuttum. Hiç kopmadan veya yapmadan çizdim. Ama buraya baktığım zaman içi boş. Yani buradan geldim grafiğin üzerinden devam ettim ama içi boş bir nokta kaldı. Devam ediyorum. Ha, bu noktada limitinden bahsederiz. Niye? Soldan da gelsek B, sağdan da gelsek B. Ama fonksiyonun o noktadaki görüntüsü yani FA normalde limit değerine eşit olması lazım değil mi? Değil mi? FA eşittir nedir? C'dir. FA'nın bu noktadaki görüntüsü C'dir. Yani eşit değildir. Limit x giderken A'ya fx. Az önce de yukarıda ne dedik? Eğer kopma, sıçrama, içi boş bir nokta yoksa fonksiyon süreklidir. Varsa sürekli değildir demiştik. Evet. Şu ifadeye bakalım ki az önce ben sana çizdim. Bu ifadede zaten sıçrama var. Sıçrama olduğu noktalarda sürekli değil. Limiti yoktur zaten. Limit olmayan bir ifadeden süreklilikten bahsedemeyiz. O zaman süreklilik ifadesi şöyle. Limiti olan ifade bu şekilde. Limit kümesi diyelim. Bu da süreklilik kümesi. Yani limitin özel bir durumu ne oluyor? Süreklilik kümesi oluyor.
Şimdi bu örneğe bakalım. Soldan D, sağdan geliyorum C. Limiti yok. Limitsiz olduğuna zaten sürekli olup olmadığını incelememizin bir anlamı yok. Anlaştık mı? Evet değerli arkadaşım, bu şekilde süreklilik konusunu bilgisini verdikten sonra kazanım 28'e başlayalım. Ne dersin? Gelsin bakalım birinci soru. Şimdi değerli arkadaşım bize ne demiş? Bir grafik vermiş. Grafiği verilen fx fonksiyonu eksi 3, eksi 2 ve 0, 1, 3 ve 5 noktalarının kaç tanesi süreklidir demiş. Şimdi eksi 3 noktasında, eksi 3 noktası burası değil mi? Eksi 3 noktasında herhangi bir noktada içi boş, sıçrama vesaire bir şey var mı? Yok. O zaman eksi 3 noktası da sürekli de diyebiliriz. Gelelim eksi 2'ye. Renkleri değiştireyim. Farklı renklerle gireyim. Eksi 2 noktası. Eksi 2 noktası zaten limit yok. Soldan limit 2. Sağdan geldiğimiz zaman limit 1. O zaman sürekli limiti olmayan bir noktanın sürekliliğinden bahsedemeyiz. Sıfıra gelelim. X'in sıfır olduğu yer neresi değerli arkadaşım? X'in sıfır olduğu yer burası. Şimdi sıfıra soldan geliyorum. Soldan geliyorum. Burası. Sıfıra sağdan geliyorum. Buraya doğru gidiyor. 2'ye doğru gidiyor. Eksi 1'e doğru gidiyor. Buradan sen soldan ve sağdan limitlerinin eşit olduğundan bahsedebilir misin? Bahsedemezsin. Dolayısıyla kopma var, sıçrama var. Dolayısıyla fonksiyonumuzun bu noktada limiti olmadığı için zaten sürekliden ne yapamayız? Bahsedemeyiz. Aynı şekilde birden bakalım 1'e. Başka bir renk seçiyorum. Aynı şekilde 1 için bakalım. Soldan geldim ve sağdan geldim. Görüntüler farklı. Arada bir kopma var değil mi? Sıçrama var. Dolayısıyla 1 noktasında da sürekli değildir. 3'te sürekli bir tek. Gelelim eksi 3'te. Gelelim 3'e. Şimdi 3'e geliyorum ama 3'e geliyorum ama bakalım soldan geldim 1, sağdan geldim yine 1. Tamam 3'te limit var ancak f limit x giderken 3 için fx eşittir 1. Ama f3 nedir? F3 sıfırdır değerli arkadaşım. Bu değerler farklı oldukları için bu noktada sürekliliğinden bahsedemeyiz. O zaman ne oluyor? Fonksiyon bu noktada yani 3 noktasında limiti vardır. Ancak sürekli değildir. Eksi 0'da 1'de zaten limit yok. Olmadığı için de sürekliliğinden zaten bahsetmiyorduk. Burada 3 noktasında limiti vardır. Ancak sürekli değildir. X eşittir 5 noktasına bakalım. X eşittir 5 noktası nerede bir nokta? Burada bir nokta değil mi? Burada bir nokta. Zaten burası kapalı bir şekilde ilerliyor. O zaman sağdan da soldan da gelsek herhangi bir kopma yok, bir şey yok vesaire. O zaman 5 noktasında sürekli diyebiliriz. Doğru mu? Dolayısıyla 2 tane yani eksi 3 ve 5 noktasında sürekli olmak kaydıyla 2 noktamızda fonksiyonun sürekliliğinden bahsedebiliyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruya şöyle bir göz gezdiriyoruz. Grafiği verilen fx fonksiyonu eksi 10 ile 10 aralığında kaç tam sayı değer için süreksizdir diyor. Süreksiz olduğu değerler. O zaman süreksiz olduğu değerlere bakalım mı? Kopmaların, boş noktalar varsa kopmaların ve sıçramaların burası 1. Burası 2. Başka var mı? Başka yok. Dolayısıyla x eşittir eksi 2 ve x eşittir 0 olmak üzere 2 noktada fonksiyon süreksizdir. Diğerlerine herhangi bir sıçrama, kopma var mı? Yok. Değil mi? Dolu. Buralar hep dolu bir şekilde devam ediyor. Sonuçta ikinci sorumuzda bizden istenen cevabımız nedir? 2 noktadır. Gelelim üçüncü sorumuza. Bu kazanımızın üçüncü sorusundayız. Şimdi şöyle bir göz gezdirdiğim zaman tamam fx fonksiyonu soruda verilmiş. Fx fonksiyonun grafiği veriliyor. Hay hay. Gx'in tanımsız olduğu x değerleri toplamı nedir diyor. Ha. Şimdi değerli arkadaşım gx'in tanımsız olduğu x değerleri toplamından bahsediyorsak o zaman bunun paydasını sıfır yapan değerlerden bahsetmemiz gerekecektir değil mi? Paydasını sıfır yapan değerlerimiz hangi değerlerdir? Eksi 3,
sonra artı 1, değil mi? Bu denklemin kökleri eksi 3 artı 1, 5 artı 5. Bu da kaç yapacaktır? 3 yapacaktır. O zaman 3. ve son sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? 3 olacaktır. Evet, bu şekilde kazanım 33'ün sonuna geldi. Kazanım 34'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.